Ve İsa aleyhisselam selfe ileride yeti gelecek. Sümme sonra İsa aleyhisselam yetvi helak edecek, öldürecek. Lideccalin deccali. Deccal adlı varlığı. Öyle deccal ki bu şakiyin, şakî olan yani kafir olan deccalı. Ne oldu halde? Zi habali, hali bozuk olan. Hali bozuk ve kafir olan deccali kim öldürecek? İsa aleyhisselam öldürecek. Bu beyitte İsa aleyhisselamın tekrar dünyaya geleceği ifade edilmiştir. İsa aleyhisselamın tekrar dünyaya geleceği mütevatir hadisle sabittir. Yani bu konuda pek çok hadis vardır. Sahih hadisler bayağı fazladır. Bunlardan bir tanesi Buhari'de Kitab-ı Hadis-i Enbiya bahsinde yani Nebiler hakkında hadislerin ihtiva edilmiş olduğu kitapta şöyle geçmekte. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيد۪هِ لَيُشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ ف۪يكُمْ Yakında sizin aranıza inecek kim? İbn-i Meryem, Meryem oğlu. Yani İsa aleyhisselam inecek. Hakemen, hakim olarak, adlen, adaletli bir hakim olarak. فَيَكْسِرَ الصَّل۪يبَ Haç, Hristiyanların sembolüdür de dini sembol, haç, hacı kıracak. Ve yektule öldürecek neyi? El hınzira domuzu öldürecek ve daha ne yapacak? Yazan cizyete cizyeyi koyacak diye hadis devam etmekte. Sonuç olarak burada tabi önemli olan ilk cümleler o da neydi? Vellezî nefsî bîdihî canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki diye hadis başlıyor. Ardından İsa aleyhisselamın aramıza ineceğini ifade ediyor Peygamberimiz. Bu Buhari hadisi. Bunun gibi pek çok hadis mevcuttur. Zaten bu yüzden hadisler mütevatirdir ve pek çok akaid kitabında bu konu ittifak üzere yer almaktadır. Konuyla ilgili yani Hazreti İsa'nın tekrar dünyaya geleceğine dair yazılmış özel eserler de vardır. Yani birebir bu konuyla ilgili yazılmış kitaplar da var. Bunun dışında normal genel akaid kitabı olarak yazılmış kitaplarda da yer bulmaktadır bu konu. Mesela Keşmiri'nin Et-Tasrih Bima Tevatara Fi Nüzulil Mesih adlı kitabı direkt bu konuyla ilgilidir. Bu konuya has yazılmış bir kitaptır. Bu kitaba baktığımızda konuyla ilgili hadislerin mütevatir olduğunu, bunlara inanmanın gerekli olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında yine bu konuya has yazılmış bir kitap Allame Suyuti, Celaleddin Suyuti Nüzul İsa bin Meryem adlı kitap yazmıştır. Orada da bu hadislerin mütevatir olduğu, inanmanın gerekli olduğu ifade edilmiştir. Bunlar bu konuya has yazılmış kitaplar. Tabi daha fazlası da var. Genel olarak yazılmış olan kitaplarda da bu konuyu bulmaktayız. Mesela Alusi'nin Ruhul Mani adlı tefsirinde de bu konunun ittifaklı olduğu, bu hadislerin mütevatir olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında İbn Kesir de yine kendi tefsirinde buna değinmiştir. Muhammed Zahid el-Kesiri de Nazlatun Abirah adlı kitabında bu konuya değinmiştir. Yusuf el-Vabir Eşratu Sa'ah adlı kitabında bu konuya değinmiştir. Sonuç olarak diyebiliriz ki Hazreti İsa'nın tekrar dünyaya geleceği mütevatir hadislerle sabittir. Bu konu ittifaklıdır, üzerinde icma vardır. Peki bu hadisler mütevatirse ne olmuş yani ne ifade eder mütevatir olması? Çünkü mütevatir nedir ki diye de bir soru gelebilir. İbn Hacer'in mütevatir hakkındaki yazısına bakalım. Nüzhetun Nazar fi Tevzih Nuhbetül Fikr adlı kitaba baktığımız İbn Hacer el-Eskalani'nin usulü hadis kitabı bu. Gördüğümüz üzere sağ tarafta hükmül mütevatir yazmaktadır. Ve huve o el müfidü ifade eder lil ilmil yakiniyi. Yakini ilim ifade eder. Vel yakin yakın deneyimlisi huve el itikad. İnançtır. İtikattır. Akaittir. Demek ki nasıl bir ilim ifade edermiş mütevatir hadis? İnanmaya dayalı. Yani inanmayı gerektirici bir bilgi ifade eder. Daha açık olarak bakalım. Celaleddin Suyuti Miftahul Cenne fil İhticacı bis Sünne sayfa 2 Mısır 2008 kitabına baktığımızda Celaleddin Suyuti'nin mütevatir hadisle ilgili ne yazmış olduğunu görmekteyiz. Kendisi konuyla ilgili olarak Bişartihil ma'ruf fil usul hucce
Yani usul ilminde mütevatir hadisin bir hüccet olduğunu, kat'i, kesin delil olduğunu bilmesi şartı ile her kim men enkara, her kim inkar ederse mütevatir hadisi, ki bu hadis kavlen kâne fi'len, ister kavli ister fiili olsun, her kim inkar ederse ne olur? Kafir olur ve İslam dairesinden çıkar. Demek ki mütevatir hadisin usul ilmindeki yerini, yani ne derece bir delil olduğunu bir kişi bildiği halde mütevatir hadisi reddediyorsa, inkar ediyorsa, o kişi artık ne olmuştur? Kafir olmuştur. Celaleddin Suyuti bu şekilde bunu yazmıştır. Nuzulu İsa'ya bir de Nesefiye kaydından bakalım. Akidetun Nesefi ma ehbara bihi en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min eşratı sa'ah min hurucid deccal. Eşratı sa'ah yani kıyamet alametlerindendir. Ne? Hurucid deccal'in çıkışı ve dabbetil arz ve Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı ve nuzuri İsa aleyhisselam mine semai. İsa aleyhisselamın gökten inişi de nedir? Bir kıyamet alametidir. Zaten kıyamet alametlerine baktığımızda Hz. İsa'nın inişi yer almaktadır. Kıyamet alametlerinde yer aldığına göre, ineceği yazdığına göre demek ki ineceği malumdur, bir vakadır, bir gerçekleşecek şeydir ki orada yer almaktadır. Bunun dışında tahaviden bir de bakalım. Nü'minu bi işrati sa'ah. Biz kıyamet alametlerine iman ederiz. 129. madde. Min hurucid deccali ve nuzuri İsa ibni Meryem aleyhisselam mine semai. İsa aleyhisselamın gökten inişi de nedir? Eşratus sahtandır. Yani kıyamet alametlerinden bir alamettir. Tahavi konuyla ilgili bunu yazmıştır. Dahan'dan bir de bakalım mütevatir hadisle ilgili Dahan başka neler bulabiliyoruz? Hukmuhu mütevatir hadisin hükmü nedir? El mütevatiru yufidul ilmi zaruri. Mütevatir hadis zaruri bir ilim ifade eder. Zaruri yani mecburi. Olsa da olur, olmasa da olur. Acaba gibi bir şey ifade etmez. Zaten bunun sonuna baktığımızda ne diyor? Kânel mütevâtir küllühü makbulen. Mütevâtirin tamamı nedir? Makbuldür. Eksâmuhu mütevâtir hadisin kısımları var tabii ki. Mütevâtir hadis yengasimul haberul mütevâtir ilâ kısmeyni. Huma lafziyyun ve maneviyyun. Lafzi ve manevi olmak üzere mütevâtir hadis ikiye ayrılır. Dedikten sonra bunları örnekler de vermiştir. İsa Aleyhisselam'ın inişine dair kısaca bunlara göz attıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Keramatül Veli'yi, Veli'nin kerameti, Veli dost demektir. Allah dostu derler ya o manada. Veliyün, Veli yani Evliya. Evliya bunun çoğuludur. Keramat, kerametün, kerametani, keramatu. Bu da çoğuldur, cemidir. Keramatül Veli'yi, Veli'nin kerameti bidari dünya hayatında leha onun için vardır ne? Kevnün oluş yani vakadır onun için vardır derken kerametleri kastettik. Kerametin bir olması, gerçekleşmesi, sabit olması mevcuttur. Fehum o veliler için vardır. Ehlün nevali o veliler bahşiş ehlidirler. Kendilerine bahşiş edilir. Velilerin kerameti haktır. Velinin kerameti. Keramet nedir? Olağanüstü bir durumdur. Mesela bunu peygamber için mucize olarak adlandırmaktayız. Veliler için keramet olarak adlandırmaktayız. Buna da Nesefi'nin akaidinden bir göz atalım. Keramatul evliyai, velilerin kerameti nedir? Hakkun, haktır, gerçektir. Feyuzhirul keramet, keramet izhar olur, yani açığa çıkar, gerçekleşir. Ala tariqi nakzil adeti, adeti yani olağanı yararak, olağan yolu yararak, sıra dışı olarak, üstün bir harikulade şekilde meydana gelir. Lil veli için. Tabii ki bunu velinin kendisi bizzat yani nasıl yapıyor? Allah'ın yaratmasıyla meydana geliyor. Yoksa velinin kendisi yaratıyor gibi bir şey demiyoruz. Yaratan kim? Allah.
Örnek olarak işte uzak mesafenin fil müddetil galile kısa mesafede kat edilmesi, zuhuru ta'am ve şarab ve libas indel hacet, gerekli olduğu esnada elbisenin, işte içeceğin ve yiyeceğin meydana gelmesi ve havada uçmak gibi, suda yürümek gibi şeyler örnek olarak verilebilir. Bunlar aklın reddetmek istediği şeylerdir. Olağan şeyler değildir. Olağanüstü durumlardır. Olağanüstü durumlardır. İşte bu olağanüstü durumlara zaten keramet diyoruz. Ve bunları velinin kendisi yaratmıyor. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bir bahşiş olarak, yani tam bu şekilde ifade edilmektedir. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bir üstünlük, bir harikulade olaydır. Yaratan kim? Elbette Allah'tır. Veli bunu istediği her an yapabilir diye bir durum söz konusu değildir. Velilerin istemesi de yeterli değildir zaten. Allah'ın buna yaratması gerekiyor ki olabilsin. Velem yefzul, üstün olmadı veliyün, hiçbir veli, kattu dehran, kattu asla, dehran hiçbir zaman. Hiçbir veli hiçbir zaman asla üstün olmadı. Kimden? Nebiyen ev rasulen. Nebiden ev veya da rasulen, rasulden. Nebiden de Resul'den de üstün olmadı. Fintihali, yüksek mertebe hususunda. Nebi ile Resul aynı manayı ifade etmemektedir. Bazı ne diyelim bilginlere göre Nebi de Resul de eşit manada olsa da esasen aynı manada değiller. Resul kendisine yeni bir kitap verilen peygamberken, Nebi kendisine yeni bir kitap verilen peygamber değildir. Önceki peygamberin getirdiklerini, peygamberin kitaplarında yazanları tasdik eden, onları savunan, anlatan kişiye nebi denir. Resul'de ise yine bir kitap mevcuttur. Tabii ikisi aynı manadadır diyenler de mevcuttur. Ama kabul edilen görüşe göre ikisi de farklıdır. Ve Sıddık'ı sıddık için vardır. Sıddıktan kasıt Ebu Bekir. Ebu Bekir'in bu sıfatı, lakabı. Sıddık için vardır. Ne vardır? Rucuhanun celiyyun. Rucuhan üstünlük, celi açık. Açık bir üstünlük vardır. Hazreti Ebu Bekir için. Ne üzerine üstünlük vardır? Alel ashabi. Diğer eshab üzerine. Yani diğer sahabiler üzerine. Bir üstünlük söz konusudur. Min gayri ihtimali. Farklı bir ihtimal söz konusu olmaksızın. Hani sorulur, en üstün sahabi kimdir? Hazreti Ebu Bekir mi, Hazreti Ömer mi, Hazreti Ali mi, Hazreti Osman mı? Tabii bir sürü daha sahabi var. Dört tanesini saydık. Kim daha üstündür diyen, yani Allah katında kim daha değerlidir diye tartışmalar olabilmektedir. İşte bu bağlamda Ehl-i Sünnet'in tutmuş olduğu yola baktığımızda açıkça Hazreti Ebu Bekir'in daha üstün olduğu ifade edilmiştir. Razzul Ezher fi şerhi fıkhı ekber. İmam-ı Azam'a isnat edilen, yani kendisinin yazdığını ifade ettiğimiz Fıkhı Ekber diye bir akaid kitabı vardır. Bu akaid kitabının tabi çeşitli şerhleri vardır. Farklı alimler tarafından şerh edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de işte şimdi bakmaktayız. Efzalun nasi ba'de Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan sonraki insanların en faziletlisi kimdir? Ebu Bekir'in Es-Sıddık radıyallahu anh. Görüldüğü üzere İmam-ı Azam'ın yazmış olduğu söylenilen Fıkh-ı Ekber'e baktığımızda, hatta onun şerhine baktığımızda en üstün sahabi olarak, hatta peygamberden sonraki en üstün insan olarak Hazreti Ebu Bekir'in ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Nesefi'nin Bahrul Kelam adlı kitabına baktığımızda sayfa 269'a, orada da en üstün sahabenin Hazreti Ebu Bekir olduğunu, Ebu Bekir Es-Sıddık, Ebu Bekir olduğunu görmekteyiz. Esasen Nesefi'nin Bahrul Kelam adlı kitabının devam eden sayfalarında bu konuyla ilgili çeşitli deliller yer aldığını görmekteyiz. Bu konuyu genişçe ele almıştır. Nesefi'nin bir de akidesi var değil mi? Daha basit metin, yani 5-6 sayfa olan, tercümesi yapılmış olan bir akaid kitabı da vardır. Ona baktığımızda
Efzalül beşeri ba'de nebiyyina, nebimizden sonraki en faziletli beşer kimdir? Ebu Bekir'in es-Sıddîku. Ebu Bekir'dir. Es-Sıddık'tır. Radıyallahu anh. Sümme sonra Ömerül Faruk. Hazreti Ömer'dir. Sümme sonra Üsmanu Zünnurayni. Sonra Hazreti Osman'dır. Zinnurayn iki nur sahibi demektir. Niye öyle denilmiş Hazreti Osman'a? Bu sıfat niye verilmiştir? Çünkü Peygamberimizin iki kızıyla da evlenmiştir. Önce biriyle evlenmiştir. O kız vefat ettikten sonra Peygamberimizin diğer kızıyla evlenmiştir. O iki kız da kimdir? Birincisi Rukiye, ikincisi de Ümmü Gülsüm olarak söyleyebiliriz. Sümme sonra üstün sahabi kimdir? Üstün insan kimdir? Aliyün el-Murtaza. Sonra Hazreti Ali'dir. Razıyallahu anhum. Allah her birinden razı olsun. Demek ki bu sıralamaya göre Peygamberimizden sonra dünyaya gelmiş insanlar arasında en üstün kişi kim? Öncelikle Hazreti Ebu Bekir, ardından Hazreti Ömer, ardından Hazreti Osman, ardından Hazreti Ali'dir. Tabi ardından diğer sahabi, evliyalar diye devam etmektedir. Vel hilafetü, hilafet yani halifelik sabittir, gerçekleşmiştir. Ala hazet tertibi ezan. Aynen bu tertip üzere gerçekleşmiştir. Demek ki en üstün sahabi veya en üstün insan diyelim kimdir diye buradan ezbere nasıl yapılabilir? Bir kişi zaten halifelik sırasını biliyorsa işte üstünlük sırası da ona göredir diye direkt söyleyebiliriz. Konuyla ilgili bir de tabii Nevevi'nin yazmış olduğuna göz atalım. İmam Nevevi konuyla ilgili neler söylemiş? İmam Nevevi Müslim şerhinde konuya değinmiştir. Kitab-ı Fezair-ı Sahabe. Kâle el-İmâmu Ebu Abdillah el-Mâziri İhtelefe en-nâsu fî tefsîli bazı sahâbeti alâ bazin fe gâlet taifetun la tefâzule bel numsiku an zâlik ve gâl el-cumhur bit tefzîl sümme ihtelefu fe gâle ehlü sünneti ehlü sünnet dedi. Ne dedi? Efzalluhum onların en faziletlisi kimdir? Ebu Bekir'in Es-Sıddık. Ebu Bekir'in Es-Sıddıku. Ebu Bekir Sıddık'tır. Ve gale el-Hattabiyyetu. Hattabi de dedi ki, ne dedi? Efzaluhum, onların en faziletlisi kimdir? Ümer ibnül Hattab. Hazreti Ömer'dir. Ve galet Ravendiye. Ravendi bakalım ne demiş? Efzaluhum Abbas. Onların en faziletlisi Abbas'tır. Ve galeti şi'atu. Şi'a dedi ki, ne dedi? Onların en üstünü kimdir? Ali. Ali, Hazreti Ali'dir. Ve ittefaka, ittifak etti, icma etti. Kim? Ehli sünneti, ehli sünnet ittifak etti ki, bakalım neye ittifak etmiş? Ale enne efzalehum, onların en faziletlisi kimdir? Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'dir. Sümme sonra kimdir? Ümeru, Ömer'dir. Yani Hazreti Ömer'dir. Gale cumhuruhum, onların cumhuru dedi ki, yani ehli sünnetin cumhuru. Cumhur ne demek? Çoğunluk demek. Çoğunluğu dedi ki, Sümme Üsmanu, sonra Hazreti Osman'dır. Sümme Aliyyu, sonra Hazreti Ali'dir. Ve gâle bazı ehli sünneti ehli sünnetin bazısı da dedi ki min ehlil küfeti küfe ehlinden olanların bir kısmı dedi ki bi takdimi Ali ala Osman'a yani önce Hazreti Ali daha sonra Hazreti Osman gelir demiştir. Ve sahihül meşhur takdimi Osman. Meşhur olan nedir? Hazreti Osman'ın öne geçirilmesidir. Yani üçüncü kişi olarak gelmesi, Hazreti Ali'nin ise dördüncü kişi olarak gelmesidir. Velil Faruki, Faruk için vardır. Yani Hazreti Ömer için vardır. Ne vardır? Rucuhanun ve fazlun. Üstünlük ve fazilet, tercih vardır. Kim üzerine? Ala Usmane zinnurayni Ali. Üstün olan, iki nur sahibi olan Hazreti Osman üzerine,
Hazreti Ömer'in bir tecihi söz konusudur, bir fazileti söz konusudur. Ve zinnurayni içinde vardır. Hakkan kâne hayran. Hak olarak hayırlı olması, değil mi? Ve zinnurayni iki nur sahibi için vardır. Yani Hazreti Osman için vardır. Ne vardır? Hakkan bir hak vardır. Hak olarak vardır, kâne hayran, hayırlı olması. Minel kerrari, kerrardan hayırlı olması. Kerrar, Hazreti Ali'nin sıfatı. Fi saffil gitali, savaş safında kerrardan hayırlı olması bir haktır diyor. Velil kerrari, kerrar için de vardır, yani Hazreti Ali için de vardır. Ne vardır? Fazlun, bir üstünlük vardır, bir fazilet vardır. Ba'de haza, bundan sonrası için. Alel evyari durran la tübari. Diğer ashabın üzerine la tübali, tersini söyleyenlere aldırma. Yani bunun zıttını söyleyenlere her zaman için rastlarsın. Az önce okuduk zaten. Galeti şia, şia başka bir şey söylemiştir. Ve sıddıkati, sıddıka için vardır. Sıddıka kim? Sıddıka, Hazreti Ebu Bekir'in kızı olmaktadır. Yani Hazreti Ayşe. Ve sıddıka için vardır. Ne vardır? Rucuhan vardır. Üstünlük vardır. Tercih vardır. Sa'lem, bil. Kimin üzerine üstünlük vardır? Ale zehra'i, Zehra üzerine üstünlük vardır. Zehra'dan kasıt da Fatma olmaktadır arkadaşlar. Hazreti Fatıma olmaktadır. Tabi bu sıfatı veya bu künyeyi dilin neden aldığı da kitaplarda, şerhlerde açıkça yazmaktadır. Fi bazıl hısali, bazı hasletlerde, bazı üstünlüklerde ne vardır? Hazreti Ayşe'nin Hazreti Fatma üzerine bir üstünlüğü söz konusudur. Bunu bil. Bazı hasletlerde durum böyledir. Velem yel'en, lanet etmedi. Kime? Yezid'en, Yezide. Yezid kimdir? Meşhur. Tarihte oldukça meşhur. Ba'de mevtin, ölümünden sonra, öldükten sonra ona lanet etmedi. Siva hariç, yani lanet etti. Kim? Muksari, çok konuşan demektir. Fil-iğra'i gali. Yani ifsatta ileri gidici olan, çok konuşan, Rafizi ve Şiilerden başkası Yezid'e lanet etmedi demektedir. Tabi Ehl-i Sünnet'in diğer kitaplarına baktığımızda aslında lanet eden var mıdır? Vardır. Yani bu kitapta neden lanet etmedi denilmektedir? Yani Yezid iyi bir isim midir? Sebebi bu değil. Sebebi Yezid adlı kişi ölürken acaba Müslüman oldu mu, olmadı mı? Yani son dakikalarını bilmiyoruz. Hayattayken elbette çok büyük şeyler, yani çok büyük hatalar, yanlışlar, günahlar işlemiştir. Olmaması gereken şeyler yapmıştır. Lakin bu kişinin daha sonra tövbe ettiği ve Müslüman olduğu, yani veya olmadığı diyelim, bununla ilgili bir bilgimiz söz konusu olmadığından boş ver lanet etme diyor. Durumun son halini biliyor musun? Bilmiyorsun. Öyleyse lanet etme diyor. Ama elbette lanet edenler var mıdır? Vardır. Onları da kınamıyoruz. Ve imanı mukallidi, mukallidin imanı, mukallit taklitçi demek. Yani tahkiki imanı henüz bulamamış. Taklidi imanda kalmış. Adam ne yapıyor? İşte 5 vakit namaz kılıyor. Niye kılıyorsun? Delilini biliyor musun? Hayır, çevremden öyle gördüm. Kılıyorlar, ben de kılıyorum. Delilini biliyor musun? Hayır. İşte Allah'a inanıyorum, meleklere inanıyorum. Delilin nedir? Bunu akli deliller ile veya nakli deliller ile ispatlayabiliyor musun? Hayır, sadece çevremden böyle dedim. Bu tür kişiye mukallit diyoruz. Yani bir ispatı yok. Bunun bir de zıttı var. Muhakkik, değil mi? Tahkiki iman. Tahkiki imanda bu tür şeyleri, inanç konularını, özellikle inanç konularını ispatlayabilen veya en azından ispat ile inanmış, daha sonra belki unutmuş, belki karıştırmış ama en azından ispat ile inanmış kişilere de tahkiki iman sahibi denilmektedir. Ve imanur mukallidi, mukallidin imanı, yani taklit yolu ile iman eden kişiden bahsediyoruz. Bunun imanı zü itibar veya zü'tibarin. Oradaki hemze aslında vasıldır. O yüzden estesi yazılmaz. Zü'tibarin itibar sahibidir. Yani itibar edilir. Mukallidin imanı geçerlidir. Ne ile bu sabit? Benva'i delaili ken nisali.
Envai, nev'un nev'un envai, çeşitli demek değil mi? Çeşitli, farklı farklı. Delail ise delilin çoğudur. Çeşitli deliller ile. Kenni salih, kılıcın demiri gibi. Kılıcın demiri gibi olan çeşitli deliller ile mukallidin imanına itibar edileceği ortadadır. Ve ma üzrün, özür değildir. Yani geçerli bir mazeret değildir. Kim için? Li zi aklin, akıl sahibi için. Ne mazeret değildir, ne özür değildir. Bi cehlin, cehalet, cahillik, bilmemezlik, bilgisizlik. Bi hallâgil esâfili, hallâg, halagadan hallâg. Mübalağa isim fail. Esfelün esâfil gelmekte, cemî mükesser. Yerler, yer yer, yerler manasına gelmekte. Vel e'ali, gökler manasına gelmekte. Öyleyse Hallâgül Esâfili vel e'ali, yerleri ve gökleri yaratanı bilmemek, akıl sahibi olan için özür, mazeret, bahane değildir. Yani herkesin Allah-u Teala'yı bilmesi, bulması gerekir. Tabi bu Maturidi de böyledir. Yani Maturidi'ye göre bir adada da doğmuş olsak, çevremizde hiç kimse olmasa da ölmeden önce akıl ile bunları bir yaratan vardır diye bulmamız gerekiyor. Yani namazı nereden bileceksin, kitap yoksa bilemezsin. Orucu nereden bileceksin, bilemezsin. Ama akıl ile bir yaratan olduğunu bulmak gerekir. Bu kime göre? Maturidi'ye göre. Oysa Eş'ariye göre böyle bir gereklilik söz konusu değildir. Ve ma imanu şahsin hale be'sin. Ma imanu. Ma imanu şahsin. Kafir şahsın imanı değildir. Hale be'sin. Pardon. Hale ye'sin. Korku halinde, korku anında kafir şahsın imanı değildir. Ne değildir? Bir makbulin. Makbul değildir, geçerli değildir. Niçin? Lifakdil imtisali, emirleri yapmadığı için. Yani kişi yes halinde, korku halinde, ölüm halinde imanı geçerli değildir. Bununla ilgili ayet vardı. Mü'min suresi 85. ayet. Felem yekü yenfe'uhum imanuhum lemma ra'ev be'sene. Azabımızı gördükleri zaman inanmaları fayda vermedi. Yani burada ne anlamaktayız? Aslında kişinin hayatı devam ederken ölme anına dek, ölüm anına dek imanı kabul edilebilir. Lakin ölüm anı geldiğini fark ettiğinde anca o zaman inanıyorum, iman ettim, Allah'a inandım gibi cümleler kurarsa o zaman geçersiz oluyor. Demek ki ölüm anından önce, yani bir ümidi varken, hala hayattayım, hayat devam ediyor, ümidi varken inanması gerekiyor. Ma ef'alu hayrin, ef'al fi'lun ef'alun cem-i kesr. Ma ef'alu hayrin, hayırlı fiiller olmadı, fi hisabin, hesaba katılır olmadı, dahil olmadı, minel imani, imandan, mefruzel visali, farz oldukları halde. Yani hayırlı fiillerin bir kısmı nedir aslında? Farzdır. Mesela namaz kılmak, oruç tutmanın çok faydası vardır, zekat vermenin çok faydası vardır. Bunlar sadece sevaptır, cennetli şeyler değil. Dünya hayatında da faydası vardır. Buna rağmen bunlar nedir? İmana dahil değildir yani. Vela yukza, hüküm olunmadı. Hüküm olunmaz. Bir küfrin kafirliğe ve irtidadin dinden dönmeye hüküm olunmaz. Ne sebebiyle? Bir ahrin, bir ahrin zina sebebiyle, ev bir gatlin veya öldürme sebebiyle, yani bir kişiyi öldürmek sebebiyle, vehtizali ve de gasp sebebiyle. Yani bir kişi bir şeyi gasp etmiş olsa veya bir adam öldürmüş olsa veya zina yapmış olsa, bu kişi dinden döndü veya kafir oldu, ki ikisi de yakın mana, bu şekilde bir cümle kurulamaz. Bundan ne anlaşılmaktadır? Büyük günah işleyen kişiler kafir değildir. Çünkü zina büyük günahtır. Kişiyi öldürmek büyük günahtır. Malı gasp etmek, yani izinsiz bir mala el koymak büyük günahtır. Ama buna rağmen kişi kafir değildir. Ve men, her kim yenvi, niyet ederse,
irtidaden ba'de behrin. Bir süre sonra irtidad etmeye, dinden dönmeye, İslam'dan çıkmaya niyet ederse yasir olur. An din hakkin. Hak dinden olur. Zen siler. Kolayca çıkıcı olur. Dinden çıkar yani. İleride dinden çıkacağım diye kafaya kaydetmek aslında direkt kafirliği gerektiricidir. Ve lafzul küfri, küfür lafzı, yani küfür gerektiren sözler vardır. Elfaz-ı küfür. Bir kişi, yani ne diyelim, zarurat-ı diniye ye, küfrederse, saygısız davranırsa bu kişi direkt ne olur? Kafir olur. Mesela bir insan kitaba sövse ne olur? Kafir olur. Namazda neymiş, yani bu insanların uydurduğu bir şeydir dese kafir olur. Ezanı şarkı yerine, yani alay konusunu alırsa, İslam'ın şiarı olduğundan yine olabilir. Hacca gitmek işte Araplara para yedirmektir deyip hac da neymiş gibi alaya alırsa bu kişi kafir olur. Yani dinen kutsal sayılan varlığı mütevatir hadis veya ayet ile sabit olan şeylere dil uzatmamak gerekmektedir. Uzatılması küfür lafzıdır. Kişiyi dinden çıkartır. Yani bir kişinin kafir olması ben Allah'a inanmıyorum demesiyle sadece bununla değildir. Bir kişi Allah'a inanıyorum dediği halde faiz helaldir derse gene kafir olur. Allah'a inanıyorum ama namaz farz değildir, namaz diye bir şey yoktur, namazı Kur'an'a insanlar yazmıştır diye derse yine kafir olur. Yani Allah'a inanmak yetmiyor. Kısaca değinmiş olduk. Ve lafzul küfri, küfür lafzı, min söylemek yani, min gayri i'tikadin, inanmadan söylemek. Yani adam mesela kitaba küfretti ama aslında öyle bir şeye inanmıyor. Veya faiz ayeti, yani insanlar Kur'an'a dahil etti. Peygamberin zamanında öyle bir ayet inmedi. Allah böyle bir şey buyurmadı dese. Ama buna inanmıyor. Gerçekte bunun bir ayet olduğuna inanıyor ama laf olarak, söz olarak bu şekilde söylemese. Konumuz bununla ilgili. Bir dav'in isteyerek raddü dinin, dini reddir. Bir itifali gafletle. Bir kişi inanmadığı halde, yani kalben inanmadığı halde dil ile küfür sözü söylemiş olsa dinden çıkar. Burada anlatılmak istenen şey buydu. Ve la yuhkem, hüküm olunmadığı bir küfrin hale sekrin, sarhoşluk halinde kafirle hüküm olunmadı. Yani bir kişi sarhoşken ağzına ne geleceği belli olmaz. Söyledikleri şeyden dolayı sarhoşun ağzından çıkanlar o sarhoşu kafir yapmaz. Bima yehzi, saçma sapan konuşması sebebiyle ve yelgu, boş sözleri sebebiyle, bir ticali, düşünmeden konuşması sebebiyle kişinin normalde yani sarhoş olmadığı zaman söyleseydi ne olurdu? O kişi kafir olurdu ama sarhoşluğundan dolayı maruz görülmüştür. Ve mel ma'dûmü, ma'dûm olmayan şey demek, var olmayan. Ve mel ma'dûm, ma'dûm değildir. Ne değildir? Mer'iyen ve şey'en, görünen bir şey değildir. Li fikhin laha, anlaşıldığı için dedim diyor. Yani delil olduğu için. Laha aşikarca. Fi yumnil hilali, mübarek hilal gibi. Buradaki fıkıh kelimesi el fehm, yani anlamak manasında kullanılmaktadır. Laha ise bir mana zahara, aşikar oldu manasında kullanılmaktadır. Yumna kelimesi ise bereket manasında kullanılmaktadır. Ve gayranil mükevven, ve gayranil mükevvenu, la keşeyin ma'tekvini, tekvin ile mükevven aynı şey gibi değildir. Tekvin yaratmak demek, kevveni kevvenu tekvinun, mükevven de kevveni kevvenu tekvinun, mükevvinun mükevvenun, ismi meful kalıbı mükevven. Tekvin isim fail kalıbı. Tekvin yaratmak, mükevven yaratılmış. Tekvin Allah'ın bir sıfatıdır. Huz tut, tut al, unutma. Hu bu sözü. Liktihali gözüne sürme yap. Bu sözü aklından çıkarma. Ve inne suhte, suht burada haram manasında. Ve inne suhte muhakkak ki haram nedir? Rizkun rızıktır. Mislu hillin, helal gibi. Misle hillin,
Helal gibi haramda nedir? Rızıktır. Haram rızık mıdır, değil midir? Bu bir sorudur yani. Akaid kitaplarında geniş yer almıştır. Bunu unutmamak gerekmekte. Ve inne suhte muhakkak ki haram nedir? Rızkun, rızıktır. Misle hillin, helal gibi. Ve in yekrah, her ne kadar çirkin görse de makali, benim bu sözümü küllü gali. Buğzeden mutezile. Her ne kadar bu sözümü çirkin görmüş olsa da gerçek budur. Evet, Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında bu konuda bir ihtilaf söz konusudur. Böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk.